Şimdi arkadaşlar temel doğruluk çizelgelerine bakacağız. Yani önerme eklemleriyle kurulmuş bileşik önermeler hangi olasılıklarda doğru, hangi olasılıklarda yanlış değeri alırlar? Tek tek bütün eklemler için bunu inceleyeceğiz. 1- Değilleme ekleminden başlıyoruz. Şimdi bir tablo yapıyoruz doğruluk çizelgelerini oluştururken. Tablonun bir tarafına P'yi yazdım, diğer tarafına değil P'yi yazdım. Ben P'nin ve değil P'nin hangi durumlarda doğru, hangi durumlarda yanlış değeri aldığını inceleyeceğim bu tablo üzerinden. Şimdi eğer P önermesine doğru dersem, diyelim kediler mutludur benim için bir P önermesi olsun. Eğer ben buna doğru dersem değil P yani kediler mutlu değildir yanlış olmak zorundadır mantık kurallarına göre. Tam tersi kediler mutludur yanlıştır dersem o zaman kediler mutlu değildir doğru olacaktır. Dolayısıyla bir önermenin değili önerme doğruysa yanlış önerme yanlışsa doğru değerini alır. Yine hatırlayalım. Klasik mantıkta da böyledir, sembolik mantıkta da böyledir. Deilleme, değil, yoktur, sız, siz olmayan gibi eklerle, bağlaçlarla yapılır. Bir de çifte değilleme kuralı diye bir şeyden bahsederiz. Çok basittir bu. Şimdi dedik ki biz P'ye doğru dersek değil P yanlış olmak zorunda. Çifte değilleme yani değil değil P. O zaman ne olur? Bu değiller birbirini götürür tekrar başa döner. Yani değil değil P de doğru değerini alır. Tam tersi P'ye yanlış dersem değil P doğru olur. Değil değil P bu durumda yanlış olur. Yani kendisine döner tekrar çifte değilleme yapıldığında. Tümel evetleme eklemi hangi durumlarda yanlış hangi durumlarda doğru değeri alır ona bakacağız şimdi. Burada işin içine bir Q önermesini daha dahil ediyoruz. Neden? Çünkü araya tümel evetleme eklemini yani V'yi koyabilmem için iki tane önermeye ihtiyacım var. İki tane yargıya ihtiyacım var. Bu yüzden de P Q hangi koşullarda tümel evetleme ile bağlandığında doğru ya da yanlış değeri alır buna bakacağız. Önermemiz şu olsun. Keldi ve foduldu. Yani P ve Q. P'ye doğru dersem. Keldi'ye doğru dedim. Foduldu ya da doğru diyeyim. İkisi de doğru olsun. Şimdi. Keldi doğru. Foduldu doğru. O zaman ben bu önermeyi çok rahatlıkla P ve Q önermesini doğru diye kabul edebilirim. Çünkü her ikisinin de doğru olması bu önermenin doğru olduğu sonucuna beni götürür. Peki diyeyim ki. Bu doğru olsun şurayı silelim. Keldi doğru. Foduldu yanlış. Adam fodul değildi esasında. Q'ya yanlış dedim. O zaman ne olacak? Ben o zaman bunlardan bir tanesi yanlışsa keldi ve foduldu diye bir önerme kurabilir miyim? Hayır kuramam. O zaman P ve Q benim için yanlış değeri alacak. Tekrar siliyorum. Başka bir kombinasyon yapacağız şimdi. P'ye yanlış dedim. Yani adam kel değil. Ama fodul. O zaman yine bu cümleyi kurabilir miyim? Keldi ve foduldu diyebilir miyim? Hayır, çünkü bir tanesi yanlış. Dolayısıyla sonucum yine yanlış olacak. En son kombinasyona bakalım. P yanlış. Yani yine adam kel değil. Q da yanlış. Adam fodul da değil. Zaten o zaman hiçbir şekilde böyle bir cümle kuramam. Dolayısıyla yine yanlış olacak. Şimdi bunu aslında neden yaptık? Sağlamayı yapmak için, daha iyi anlamanız için yaptık. Özetle söyleyeceğimiz şey şu. P ve Q önermesinin doğru olması, P'nin ve Q'nun aynı anda doğru olmasına bağlıdır. Tek koşul budur. Diğer tüm durumlarda P ve Q önermesi yanlış değerini alacak. Tek koşul P doğru olur, Q doğru olursa o zaman P ve Q doğru değerini alır. Tekrar hatırlayalım. V eklemi hangi bağlaçlar için kullanılırdı? V, hem hem, ne ne, kadar gibi bağlaçları gördüğümüzde hemen V'yi koyabiliriz. Tikel evetleme eklemi hangi durumlarda doğru değerini alır? Örnek cümlemize bakalım yine. Beni ya sevdin ya da terk ettin. P veya Q. Şimdi bakıyorum yine aynı olasılıkları kullanacağım burada da. P'ye doğru dedim. Q'ya doğru dedim. Beni sevdin doğru. Terk ettin de doğru. O zaman P veya Q ne olacak? Doğru olacak. P'ye doğru dedim. Q'ya yanlış dedim. Beni sevdin ya da terk ettin. Beni sevdin doğru, terk ettin yanlış. Yine P veya Q doğru olacaktır. P'ye yanlış dedim, Q'ya doğru dedim. Bir tanesinin doğru değeri alması benim için yeterli de Buna da doğru dedim. Her ikisi de yanlış olursa, beni sevdin de yanlış, beni terk ettin de yanlış. O zaman bu cümleyi zaten hiçbir şekilde kuramam. O zaman P veya Q benim için yanlış değer almış bir önerme olur. Yani P veya Q'nun doğru olması için bileşenlerinden en az birinin doğru olması benim için yeterlidir. Hatırlayalım veya ya da yahut ya ya gibi bağlaçlarla kurulan önermelere bir tikel evetleme önermeleri deriz. Koşul ekleme hangi durumlarda doğru hangi durumlarda yanlış değerini alır? Şimdi Yine aslında şurası ezber. Burayı artık oturtabilirsiniz kafanızda. Hemen gördüğünüzde P ile Q'yu tabloda şunları hemen koyarsınız. P'ye doğru doğru yanlış yanlış. Q'ya doğru yanlış doğru yanlış dersiniz. Bu standarttır. Şimdi biz P ise Q'nun hangi durumlarda doğru ya da yanlış değeri aldığına bakacağız. Şimdi P ise Q önermesi ön bileşen. Ön bileşenden kastımız şudur. P ise Q diye bir önerme oluşturduğumda P'ye biz ön bileşen deriz. Q'ya art bileşen deriz. Ön bileşen doğru, art bileşen yanlış ise yanlış, diğer tüm durumlarda doğru değerini alır P ise Q önermesi. Bunu aklınızda şöyle tutmanızı isterim. Diyorum ki P benim sözlerimi ifade etsin, Q da davranışlarımı ifade etsin. Bir şey söyledim, söylediğim şey doğru, yaptığım şey de doğru. O zaman nedir? Ben doğru bir insanımdır. Bir şey söyledim ama yapmadım. O zaman bana tutarsız diyebilirsiniz. Dolayısıyla bu yanlış değeri alır. Söylemediğim halde yaptım. Yine doğru bir insan olurum ben. Hem söylemedim hem yapmadım. Yine bir sıkıntı yok. Yine doğruyum. Dolayısıyla bunu böyle kodlayabilirsiniz aklınızda. P ise Q'nun yanlış olmasının tek koşulu birinci bileşenin doğru, ikinci bileşenin yanlış olması durumu. Diğer tüm hallerde P ise Q doğru değerini alır ise se, sa ancak bizim koşul eklemimizi sağlayan bağlaçlardır. Peki ancak ve ancak hangi koşullarda doğru değeri alır? Yine ancak ve ancakta da birinci bileşene ön bileşen, ikinciye art bileşen deriz yine ise de olduğu gibi. Hemen yine şunları yazalım. Doğru, doğru, yanlış, yanlış, doğru, yanlış, doğru, yanlış. Ancak ve ancakla bağlanmış bir önermenin doğru değerini alabilmesi şuna bağlıdır. İkisi de aynı doğruluk değerine sahipse doğrudur. Birinci ve dördüncü satırda olduğu gibi. İkisinin doğruluk değerleri birbirinden farklıysa yanlıştır. Bunu buradan hatırlayabilirsiniz. P ancak ve ancak Q'nun doğru olması ön ve art bileşenin aynı anda aynı doğruluk değerini almasıyla mümkündür. Şimdi şu tabloda hepsini bir arada görelim tekrar. P ve Q gibi iki tane önermemiz olduğunda biz öncelikli olarak P'ye doğru doğru yanlış yanlış, Q'ya doğru yanlış doğru yanlış değerlerini koyarız. Bu standarttır. Çünkü bu her ikisinin alabileceği olasılıkları burada tamamen anlatır. Değil P, bir önermenin değili kendisinin tam zıttı doğruluk değerini ifade eder. P doğruysa değil P yanlış. P doğruysa değil P yanlış. P yanlışsa değil P, yanlış. P, yanlışsa değil, P doğru olacaktır. Değil Q için de aynı şey geçerli. Q doğru olduğunda değil Q yanlış. Q yanlış olduğunda değil Q doğru olacaktır. Tüm elevetlemede sonucun doğru olabilmesinin tek koşulu vardır. Her iki bileşenin doğruluk değeri almasın durumunda P ve Q doğru olur. Diğer tüm hallerde yanlış olur. P veya Q'da Öncüllerden bir tanesinin bile doğru değeri alması benim için yeterlidir. Dolayısıyla sadece ikisi yanlış olduğunda sonuç yanlış, diğer tüm hallerde doğru olur. P ise Q'da tek bir durumda sonuç yanlış olur. Birinci bileşen doğru, ikinci bileşen yanlışsa P ise Q yanlış, diğer tüm hallerde doğru. Ancak ve ancak da ise her ikisi de aynı doğruluk değerlerini almışlarsa doğru, diğer hallerde yanlış olacaktır. Thank you.